Tüm emeklisten sadece 2 dakikalık bir duruşmada kapatıldı. Oysa ILO Sözleşmesi'nden, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi'nden, Avrupa Sosyal Şartı'ndan, Avrupa Temel Haklar Şartı'ndan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan başlayarak emeklilerin sendika kurabilme hakkı var ve bu sendika kapatıldı. Bu sendikanın mensupları ve emeklileri ne diyor bakınız. Ülkemizde 2019 Eylül itibariyle 13.496.000 emekli yurttaşımız var. Ne yazık ki 13.496.000 emeklinin yaklaşık 8 milyonu açlık sınırı altında ücret alıyor. Utanç verici bir şey. 847.000 emekli 1.418 TL aylık almakta. 248.000 emekli dul ve yetim sadece 1.000 ve 1.100 TL emekli ya da yardımla geçinmek durumunda. 220.000 emekli dul yetim 1.100 TL ile 1.200 TL arasında değişen bir rakamla geçimini sağlamak zorunda. En düşük emekli aylığı 1.500 TL olmuş gibi gözükse de yapılacak artışlarda önceki alınan aylık ücret aylık üzerine yapılacak artışların miktarı, yapılacak artışın oranı, rengi, tadı, kokusu vesaire belli değil. 8 milyon 850 bin emekli asgari ücretle geçiniyor. Asgari ücretin altında bir rakamla geçiniyor ve değerli arkadaşlar, emekli aylıkları yaşam koşullarına uygun hale getirilmelidir. Emekli aylıklarının alt sınırı asgari ücretle eşitlenmelidir. Aynı koşullarda emekli olanlar arasındaki uçurum giderilmelidir. Emekliler güncelleme katsayısında milli gelirden paylarını almalıdır. Emekli aylıklarının belirlenmesinde hükümet emekli sendikalarıyla müzakere etmelidir. Mücadele etme, kapatma. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi İyi Parti grubu adına saygıyla selamlıyorum. Evet, emeklilerimizin durumunu konuşuyoruz. Ülkemizde bilindiği gibi 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu yasası ile birlikte 2008-2006'dan başlayıp 2008'de süren norm ve standart birliği sağlamak adına bir düzenleme yapıldı. Yani emekli sandığı, kendi hesabına çalışanlar, SSK, Bağkur birleştirildi. Ancak ne oldu? Bugün 2020 yılındayız. Norm ve standart birliği derken neydi? Emekli maaşları her sosyal kesimin adaletli olacak, çalışanların adaletli olacak, ama gelin görün ki bu bir hikayeye dönüştü. Asla olmadı. Bugün Bağkur emeklisi, memur emeklisi, işçi emeklisi farklı farklı emekli ücretleri alır. Farklı farklı primler öder. Ve yine bugün işçi, memur, kendi hesabına çalışanlar arasında da ücret farklılığı almış başını gidiyor. Yani norm ve standart birliği sağlayamadık. Bugün kamuda çalışan bir işçimizin bütün ek ödemeleri, ek ücretleri emekliliğe esastır, prim kesilir. Ve normalde aynı süre çalışmış bir devlet memuru ek ödemeleri, ek ücretleri prime esas olmadığı için emekli olurken maaşı yarı yarıya düşer, ikramiyesi yarı yarıya düşer. Kamuda çalışan bir 30 yıllık işçiyle kamuda çalışan 30 yıllık bir devlet memuru arasında derin uçurumlar olur. 2008 yılında bunu düzenlemeye kalktılar. Anayasa Mahkemesi bozdu. Ondan sonra hükümetimiz sağ olsun hiçbir işlem yapmadı. Yani memurların da ek ödemelerinin prim ödemeye esas hale getirilseydi bugün memurlar emekli olmaktan korkmazdı. Dün de burada anlattık. Öğretmenlerimizin %60'ı emekli olmak istemiyor. Niye? Maaşı neredeyse yarı yarıya düşüyor. İşte 3600'ü niye istiyor memurlar, öğretmenler? Niye istiyor? 3600 ek gösterge olursa ikramiyeleri daha yüksek olacak, emekli olurken maaşları da daha yüksek olacak. Ama bunların hiçbirini çözmedik. Tabii halen ülkemizde maalesef 1200 lira, 1100 lira emekli maaşı bağlanmış insanlarımız var. Yani şöyle bir ülkede, asgari ücretin 2300 küsür lira olduğu bir ülkede neden biz en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapmıyoruz?
Neden emeklilerimizin arasındaki uçurumları gidermek için bir gayretimiz yok, bir çalışmamız yok? Neden memurlarımızın emekli olmaktan korkar hale getirdik? Çünkü diyorlar ki emekli olursak maaşımız yarı yarıya düşecek. Bugün en düşük memur maaşı çıplak 3600 lira. Giydirilmiş olarak 4100 lira. 4100 liralık en düşük maaşa sahip bir memur emekli olmaya kalktığı zaman alacağı emekli maaşı 2300 lira. Allah aşkına 2300 lirayla 30 yıl devlete çalışmış bir memur nasıl geçinsin, nasıl hayatını sürdürsün, nasıl emeklilikte mutlu olsun? Yine bağ kurulumuz, kendi hesabına çalışanlarımız daha kötü durumda. Onun için gelin, gelin bu araştırma önergesini el birliğiyle bir kabul edelim. Bunun üzerinde güzel bir çalışma yapalım. Sosyal kesimlerimizi birazcık rahatlatın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, evet, önergeye geçiyorum. Önergede emeklilerin son 20 yılda yaşam haklarının ellerinden alındığı ve yaşam koşullarının zorlaştırıldığı söyleniyor. Hep beraber bakalım bakalım rakamlara ne olmuş, zorlaşmış mı? AK Parti olarak iktidara geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden birisi de emeklilerimizin durumuna bakmak oldu. Maalesef o kadar düşük emeklimizin durumuna bakmak oldu. Maalesef o kadar düşük emekli maaşları bağlanıyordu ki o dönemlerde. Onları görünce gerçekten yüzümüz kızarıyordu. Bugün emekli maaşlarında düzenlemeye giderek reel olarak 2 katını, 3 katını, 4 katına kadar çıkan artışlar yaptık. Bakınız, yaşlılık aylığı 25 liraymış. Bugün 678 lira. Reel artış oranı %410. En düşük SSK emekli maaşı 257. Bugün 2147 liraya. Reel artış oranı %54. En düşük Bağkur tarım emeklisi 66. Bugün 1513. Reel artış oranı %323. En düşük Bağkur esnaf emeklisi maaşı 150. Bugünkü 1942 lira. Reel artış oranı %38. Şimdi en düşük emekli maaşını da 1500 liraya çıkartarak ilave destek sağladık. En düşük memur emekli ayrılığı 2981 lira. Ayrıca emeklilerimizin talep etmesi halinde ödemeleri kendi evlerinde alabiliyorlar. Ayrıca tüm emeklilerimize her yılda 2 defa biner lira ikramiye ödüyoruz. Sadece Sadece 2020 yılında ödediğimiz bu ekstra ikramiye tutarı 22 milyar, son 3 yılda ödediğimiz tutar 64,5 milyar lira. Salgın süresince COVID-19 olgularına verilen tanı ve tedavi hizmetlerini acil hal kapsamını alarak hastaların katılım payı ve ilave ücret almalarının önüne geçtik. Artık almıyoruz. Kontrol muayenesine talip olan muayenelerini yaptıramayan emeklilerimizin süresini erteledik. Nisan ayında ön alarak yaptığımız bayram ikramiyesinde Mayıs ayında aylığı almaya başlayanların da almasını sağladık. Böylece ikramiye almaları kapsamını genişlettik. Yaşlı ve kronik hastalığı bulunan 4.1C kapsamında hak sahiplerinin başvuruda bulunmalarını beklemeksizin aylıklarını bağladık. Sayın Başkanım, sözlerime burada son verirken bugüne kadar olduğu gibi emeklisinden çalışanına, esnafından işçisine, her toplumun her kesimini kucaklayacak adımları kararlılıkla attığımızı ifade etmek istiyorum. Bundan sonra da atacağız. Önerginin aleyhinde olduğumuzu ifade ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.